kritik bir haftada kaybedilen 3 puandan bahsediyoruz. Serhan tabii ki hakemleri konuşacağız. Galatasaray cephesinin isyanını da değerlendireceğiz ama Galatasaray'ın oyunu da çok fazla konuşuldu ve eleştirildi Ankara Gücü karşısında. Özellikle de haberimizde de ekrana getirdiğimiz gibi geriye düştüğü maçları kazanamamak gibi bir durumu var özellikle bu sezon özelinde nasıl yorumlarsın oyununu? Galatasaray. Evet Galatasaray geriye döndüğü maçlarda bir türlü kazanamıyor ve galip gelemiyor. Bu da artık bir alışkanlık haline geldi. Kötü bir alışkanlık haline geldi. Ama Galatasaray'a baktığımızda ben Alanya Spor kupa maçından itibaren oyunun kötü olduğunu düşünenlerdenim. E, ve futbolcular e, e, çok varlık gösteremiyorlar. E, ki kurtarıcı olan o, alınan futbolcular geri gelmez muhteşem işler yaptılar. İşte Onyekuru muhteşem işler yaptı. Mustafa Mehmet gerçekten iyi işler yapıyor. Hı hı. Ama Jesson Fernandez bir varlık gösteremedi. Hala tam hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray her maçı %100 yüz, e, oynamak zorunda. Rakibe ya da hakime e, mail vermemek lazım. Fırsat vermeyeceksin. Aksi takdirde büyük sıkıntılar yaşarsın. E, Galatasaray'ın oyunu çok fazla iyi değil. bir e, Mesela Arda Turan'ı diyoruz. Arda Turan muhteşem işler yapıyor. Ama Arda Turan'da bu kadar çok ısrar edilmemeli. Tamam takıma sırtladı, iyi işler yaptı. Takım içerisinde abiliği korudu muhteşem işler yaptı ama e, orada bence Keleme de artık bir fırsat vermen lazım. E, kazanan takım bozulması lafına da çok fazla e, düşünmüyorum. Çünkü kazanan takım bozulur mu? Bozulur. Çünkü kazanan takımda aksiyan şeyler var. İşte Jason Fernandez, işte Arda Turan'ı konuşuyoruz. E, Fegülü gelecek. Fegül'ü artık konuşmaya başlayacağız. Fegülü de iyi işler yapacağını hı hı. düşünüyorum. Etebo belki Etebo Tarla'dır o. Etebo Tayland olabilir. olabilir tabii ki. Etebo'yu niçin aldın? Çünkü zemin ve şartlar bunu gerektiriyordu. Güçlü fiziğe ihtiyacı olan bir futbolcuya ihtiyacım vardı. İşte Etobo'yu kullandılar. Ama Tayland'da sezon başına baktığımız zaman vazgeçilmez futbolcu haline geldi. Galatasaray için belki kemiği haline geldi. Ben bir de şunu da tabii ki eleştirmek istiyorum. Galatasaray'da oyuncu değişikliği olmalı Olmalı. Ama Galatasaray'da oyuncu değişikliği 80. dakika olmamalı. 75. dakika olmamalı. Geç mi yapıyor Fatih ben, Terim? Ben, geç yapıldığını düşünüyorum. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Galatasaray iyi oyun oynuyor mu? Oynuyor. Ki e, son haftalarda bu oyunda tıkanıklıklar var, sıkıntılar var. Bunu göremiyoruz. Ya da hoca göremiyor ya da başka farklı şeyler oluyor. Biz galibiyetler geldiği için mi oldu acaba? İşte, yani o seri galibiyetler işte galibiyetler biraz e, yani mesela diyoruz ya oldu? şimdi hani Galatasaray taraftarı mesela biraz önce dedik ki Fenerbahçe taraftarı arkasına yaslandığınız zaman rahat maç izleyemiyor dedik. Tam aksine Galatasaray taraftarı arkasına oturduğu zaman rahat maç izliyor. Ama son haftalarda o rahatlık e, sıkıntı yaratmaya başladı. Rahat bir şekilde olmamaya başladı. E, bunda da sıkıntılar var. İşte dediğimiz gibi Onyekur'u son haftalarda iki haftadan beri etkisiz. Etkisini gösteremiyor. Cezson Fernandez tam hazır değil. Emre Kılıç bir maçın çok yıldız oluyor. Ondan sonraki maçın en kötü oyuncusu haline geliyor. Marka artık e, birebir pozisyonlarda hata üstüne hata yapıyor ki aynı golün bir önceki Ankara Yücü maçındaki aynı golü Alanya Spor maçında yapıyor. Pozisyonu yapıyor. Bu açıdan baktığımızda aksiyen yani şeyler var mı? Var. Ya yani tamam hakem hatalarını konuşacak mıyız? Konuşacağız işte penaltıyı. Ondan sonra kırmızı kart. Bunları konuşmak Tabii ki onları lazım. Konuşacağız. Ama biz bunları konuşmadan önce Galatasaray yüzünü vermesi lazım. Şu an Galatasaray oynadığı futbolla ve son haftalarda oynatmış olduğu futbolda izlettirdiği futbolda yüz yüzünü verdiğini düşünmüyorum. diyorsun. Peki detaylandıracağız. Oyuncular özelinde de konuşacağız ama Mehmet Emir Uluştan da hemen şöyle bir değerlendirme almak istiyorum. Oyunuyla alakalı ve geriye düştüğü maçları kazanamamasıyla alakalı. Ya bunların hepsi istatistik. Mesela Fenerbahçe ilk golü attığı maçların hepsini kazanmış. Ama kaybettiği puanlar ortada Ama bu önemli bir istatistik Mehmet Emin. Çünkü geriye düştüğünüz maçları kazanamamak demek bir noktada e, teknik direktörün hamle tercihlerine de e, sirayet ediyor. ediyor. Uu, Fatih Hoca'ya. <laughs> mesela Kerem Aktürk oldu. sürekli <laughs> görmek istiyoruz. Neden evet. görmek istiyoruz? Kerem oyuna girdikten sonra oyun hızlanıyor. Oyunun kalitesi artıyor. Çocuk pozisyona giriyor. Ve diyoruz ki ah, tamam muhteşem performans gösterdi. Haftaya bankon 11 diyoruz. Haftaya çocuğu görmüyoruz ve 80. dakika oyuna giriyor. Tekrar kurtarıcı pozisyonuna giriyor. Ki Fatih de giriyor. daha çok ilk 11'de şimdi, göreceğiz şimdi, e, açıklaması e, yapmış. Şimdi evet. şu vardır. Biz bilmiyoruz. Fatih Hoca'nın sahaya sürdüğü 11'in performansını evet. bilmiyoruz. Belki Kerem fiziksel olarak 90 dakikayı kaldıramayacak evet. bir oyuncudur. Yani Tayland'da geçen sezon yoktu. Ya onu Arda da. için söyleyebiliriz ama Kerem için daha genç futbolcu. Bence 90 dakikayı kaldıramayacak. Ben son e, başka erken bir şey söyleyeyim. Ben. ben sana o zaman başka bir şey söyleyeyim. Ee, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Demir Demiral, Çağlar, Abdülkadir bunların hepsi benzer sakatlıklar yaşadı. Adalet sakatlıkları yaşadı. Hepsinin yetenekleri çok üst düzey. Zaten saydığım isimlerden 5 isim saydım. Dört tanesi Avrupa'da evet. oynuyor. Ama şu var. Alt yapıdayken bunları yapmak başka bir şey. A takım üzerinde o temponun arttığı, şiddetin arttığı yerde yapmak başka bir şey. Belki doğru idmanları, yeterli idmanları yapamamışsındır. O belli kas grupları da doğru şekilde güçlendirememişsin, çalıştıramamışsındır. Bu sakatlıklar gelir. Kerem evet genç bir oyuncudur ama her genç oyuncu o fiziksel mücadeleyi 90 dakika kaldırabilecek mi? O başka bir şey. Daha yeni ilk Abi, kez bu seviyede oynuyor. Yani Mehmetciğim şu yaşta kaldıramayacaksan ya yani ne zaman kaldıracaksın bu Şimdi, performansı yani bu ağırlığı bu bahsetmeye çalışalım. Bak bu seviyede bu seviyede daha yeni oynuyor. Mesela al, e, Taylan, Erzurum'da çok acayip işler yapıyor. Erzincan Spor'da. Herkes Her şey. Taylan'dan bahsediyor. Tamam. Erzurum'da çok acayip şeyler yapıyordu. Ee, Süper Lig oyuncusuydu. Çok daha fazlası bekleniyordu. Galatasaray'a geldi. Bir sezon yedek bekledi. Tabii. Şimdi başladı. Niye bekledi? Çünkü önünde Lemina Seri vardı. Onlar çok iyi performans gösterdi. Ben Taylan'da mesela onların olduk. o çok iyi performans gösterdi. düşünmediğim maçlar var. Mesela orada neden Taylan yok diyordum ısrarla. Hocanın tercihi. Hocanın tercihi. tercihi. Kerem'in de aynı şekilde katılacağını düşünüyorum ama... Şu var evet Galatasaray yani koskoca Galatasaray Kerem üzerinden okumam ben okuyamam. Galatasaray'da iki tane oyuncu bir Mustafa iki Feguli. Feguli denklemden çıktıktan sonra Galatasaray'ın ivmelenmesi e, aşağıya doğru oldu. Bir de Mustafa'yı övüyoruz sürekli övüyoruz. Ama Mustafa'nın kazanan Galatasaray'da bile bu kadar ön plana çıktığını söylediğimiz maçlarda diyoruz ki bir şeyler yanlış gidiyor, bir şeyler eksik gidiyor. Yani Mustafa inanılmaz kurtarışlar yaptı diyorsan bir maçta Galatasaray kazanırken. Ya bir şeyler yanlış kardeşim. O zaman savunma aksıyor ya da pozisyon veriyorsun, kontrolde yakalanıyorsun vesaire vesaire. Abi bu senin Fa e, en az giye, gol yiyen takımlardan bir tanesinden bahsediyoruz genelde. Ya tamam. Malzay. Tamam. O zaman savunmasının şeyi Hayır, yapamayız yani eleştiremeyiz Burada kaleci performansıdan hani. bahsediyoruz. Performansı gol yemek, gol yemek ya da gol yemek başka bir şey mesela. az pozisyon verirsin. Yani verdiğin pozisyon gol olur. Çok pozisyon verirsin de az gol yersin. Ondan bahsediyorum. Yani Muslera'nın ee, direkt ortalama ortalama diyorum yani İki tane net Gol kurtardığı maçlar izliyoruz biz Demek ki orada bir şeyler yanlış gidiyor Pozisyon veriyorsun Veya doğru savunma yapamıyorsun diyelim Savunma oyuncunun hata yapıyor da kontrada yakalanıyorsun Bir şeyler eksik bir şeyler yanlış Fatih Hoca'nın doğru dokunuşu yapmasını bekliyoruz Nasıl ki bundan önceki maçlarda Galibiyetleri birinci sıraya Fatih Hoca'ya yazdık Şimdi puan kayıplarında da Fatih Hoca Bir de Sen dedin ya rahat seyrediyor taraftar fenerbahçe seyretmiyor ve vesaire vesaire o o rahatlık rehavete dönüşürse sıkıntı başlar demiştik. Rehavete dönüşmez demişlerdi. Artı şunu da hatırlamakta fayda var. Artık her maç yani sona yaklaştıkça maçların zorluk derecesi artıyor tabii. final aşamasında. Tabii ki her maç final. Ya tabii. Peki şimdi... Sence burada bir rehavet var mıydı? Ankara gücü maçı özelinde? Ya yani şu olmuş olabilir. Hani e rakibi Ankara Gücü olarak değil yani rakibi küçümsemek olarak ne diyeyim de hani biz bu maçı kazanırız özgüveni belki de işi bu noktaya getirmiş olabilir. Bir de o sürekli kazanıyorum nasıl olsa kazanırım. Ama hani Galatasaray bu... o şekilde hazırlanmadı. Yani gerçekten bu maçı kazanırım diye hazırlanmadı yani. Galatasarayın çünkü temel prensibi bu sene için özellikle konsantrasyon biz her maça ayrı konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Her maça hı hı. E, farklı maç olarak görüyoruz. Hiç maçı da birbirinden ayırt etmiyoruz. Maç maç gidiyoruz diyen bir Galatasaray var. Bence burada Galatasaray'ın kaybetmesini kişisel performanslar artı hakem kararları olarak gör, okuyabiliriz. Hı hı. Ben şimdi, mesela hakeme bir şey söylemem. Penaltı mı penaltı, kırmızı kart mı kırmızı kart. Bu kararı penaltıyı vermesen, kırmızı kartı vermesen bugün şimdi bu kararları verdin. Kimsenin ses çıkmıyor, bir tek Galatasaray isyanla, değil mi? Kırmızı bütün takımlar isyanla, e, değil efendim? mi? Bütün takımlar isyanla. Hayır hayır şundan bahsediyorum. Galatasaray ma maçında Galatasaray tabii ki isyan olur, başka takımın isyanı olmaz. Hayır. Ha. olur, olması Niye gerekir. Olması gerekir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya çünkü herkes rakip değil mi? Abi öyle bir şey yok işte bak. Hak rakip herkesi. Ama sen dedin biraz önce dedin ki, Hı. ...hiç kimse konuşmuyor dedin. Ee, yani işte. Maçta diyorsun ki hakem hataları biz hakem hataları yüzünden yendik diye kimse konuşmuyor dedi evet, değil mi? Evet bunu eleştiriyorum zaten. E, tamam aynı şey bunun içine geçerli. Eğer Galatasaray kazanıyorsa hakemlerden derdi varsa. Hayır, aynı şeyi söylüyoruz ama farklı şekilde gidiyoruz. Bak ben diyorum sana bu iki pozisyonda penaltı mı bence penaltı. Kırmızı kart mı bence kırmızı kart. Şimdi buna, doğru karar verdi diyorsun. Bence yani, doğru hakim. karar verdi. Bence doğru karar verdi. Şimdi şunu söylüyorum. Buna kim? tepki gösteriyor. Galatasaray Camiası tepki gösteriyor. Diğer takımlar Farklı açıdan bakıyor. Şimdi hakemlerle ilgili şöyle bir problem yaşıyoruz. Bir maça bir hakem atanıyor. Bu hakemle ilgili şunu görüyoruz. İki takım da hakeme tepkili. İki takımdan birisi hakeme tepkili. Ya bu oluyor ya bu oluyor. Sen hiç gördün mü Türkiye'de? Bir hakem, x bir hakem. Şimdi en iyi dediğimiz kim? Cüneyt Hoca. Cüneyt Hoca şu an bir maça atanıyor. İki takım da diyor ki iyi ki de Cüneyt Hoca'yı verdin sağ olun. Böyle şey duydun mu? Böyle şey mümkün değil. Türkiye'de değil mutlaka bir takımdan bir takım tepki gösteriyor. Hakemle ilgili. Şimdi hakemlerin böyle bir problemi var. Kimseye yaranamazsın. Ya da herkese yaranamazsın. Ama hakemin önceliği birilerine yaranmak olmamalı. Problem burada. Hakemin önceliği birilerine yaranmak evet. olmamalı. Mesela bir örnek vereyim. Bir örnek vereyim. Ee, şimdi Galatasaraylılar diyor ki Mustafa'nın pozisyonunda, dirsek pozisyonunda. Ee, Fenerbahçe Galatasaray maçında Caner'in Mustafa'ya darbesi var. Tat çizgisinin hemen önünde. Evet. Can Hakem burada. Pozisyon burada oluyor. 90 artı falan neredeyse. Maçın sonları. Hiçbir şey yok. Ya kardeşim. Kimin kime yaptığının önemi yok. Maçın nerede olduğunun önemi yok. Dakikasının hiçbir önemi yok. Bu darbe darbe ise darbeler. Kart sakat bitti. Ama burada problem yaşıyorsun. Ben de kırmızı kart olduğunu inanmıyorum işte. O